AK Partisi kardeşim, biz duman önce cebimize bakalım. Al abi al. Ha kocalık. 2-3 tane de tırım var. Burada bilenler var. 3 tane de tırım var. Cimde paralı. Ha yanımda yok var. Vallahi de böyle billahi böyle. Yüreğinden konuşuyorsun canım, dilinden. Ya ne yapayım başkanım ya, vallahi bak. Yanıyor. Derdimizi soran yok. Bak hoş geldin sabah kardeşim. Hangi görüş doğrusu, saygı duyarım. Ben 70 yaşındayım. Hala da çalışıyorum. Yani bunlara hiçbir bakalım şöyle derim diye yok. Vallahi böyle bak. Haklısın. İnşallah hep beraber. İnşallah, inşallah. Allah i̇nşallah başkanım, inşallah, inşallah. Onu bir uğurlayalım gitsin başkanım. Vallahi böyle bak. Gözümüzü açın, gözümüzü. Vallahi billahi bizi kumar sildi bitirdi ya. Vermek için satılmadık, yerimiz kalmadı kardeşim ya. Yapmayın bunları, vermeyin bu adamı o. İsterse gitsin beni, götürsün gitsin valla. İnşallah hep beraber. Çiftçi, her şeyimiz ihracat oldu. Patatesimiz, soğanımız, bizim tarlalarımızda her şey yetişir. Biz fakir insanlarız. Biz yardımsever insanlarız. Gönlünüz geniş, gönlünüz geniş, zengin, elhamdülillah. Onu da getiren bizi bir, AK Parti'yi de getiren bizi bir. Çok iyiydi, çok hoştu. Aç abi aç. Karımız aleyküm selam, hoş geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi inşallah memurlarım, inşallah, inşallah. Şimdi memlekette iş yok abi, millet şu pazarın haline bak. Şu domatesi ben 4200 lira para verdim, 5 liraya satılmıyor bu domates. Her taraf para olsun, olur kazansın olur. Bir sakızın tanesi 1 milyon lira. Ha, burada vatandaş bana bunu 5 lira çoğultuyor. Vatandaş haklı. Onun da verecek ha. Parası yok. Benim de şu anda ben de neyse yok. Devlete vergimi ödüyorum. Bağkurumuzun sigortamı ödüyorum. Hepsini ödüyorum. Ben de alayım. Ben de şaşırmışım. Herkesin derdi. Allah şaşırtmasın kimseyi. Herkesin derdi. Sözü gerçek şaşırdık yani. Şaka falan değil yani bu. Doğru. Ha. Doğru. Hayat zor. Mazda dolmuş şu para. Tüplü olmuş şu para. Doğru mu? Doğru, sayın doğru, doğru. Başkanım. İşte bunları dinlemeye geldik. İnşallah, inşallah. Vallahi biz esnaf olarak bize hiç yardımcı yok devletten. Devlet veriyor kime veriyor, çiftçiye kuyruğa veriyor desteğini. Bize geldin yap. Arkadaş vergini ver, halkını ver. Hepsini yaptırayım sen. Devletinin geleceğini mi zannediyorsunuz? O Mevlana'nın hatırına geliyoruz. Bugün bizler de bu Mevlana esnaflar, emin olun ki en büyük mağdur bu yüzden oluyor. Mevlana'yı kapatıyor. Adam diyor ki saat 9'da geliyor. Adam buraya 9'da gelebiliyor. 8'de gelebiliyor. 7'de gelebiliyor. Adam geliyor bakıyor kapalı. Ya nedir yani? Nedir? Esnafla ne gibi probleminiz var? Halkla ne gibi probleminiz var? Ama ben şuna her zaman üzülüyorum. Mağdur olanın yanında her zaman oy zamanı bizi ziyaret ediyorlar. İşleri düştüğü zaman ziyaret ediyorlar. Ondan sonra Allah'ın selamını kimse bize vermiyor. Peki ben size soruyorum. Biz halk olarak devletin bu 650 tane milletvekilinden hak sahibi miyiz? Vallahi ben helal etmiyorum. Bak ben bu 83 milyondan biriyim. Gelsin hepsi benimle helalleşsinler. Vallahi onların her birinin maliyeti 45 bin lira devlete maliyeti var. Benim duyduğum bildiği, ben aciz bir adamım. Ben 2500-3 bin lirayla hayatını geçindirmeye çalışan bir insanım. Benim burada bir tane Müslüman kardeşim zarar gördüğü zaman devletin milletvekili gelip ona 1 lira vermiyor. Ama benim kapıma geliyor, ben burada dilenciye 1 lira para veriyorum. Ekmek parasını ben veriyorum, o vermiyor. Ama onun oradaki her şeyine de ben yardımcı oluyorum. Bu esnaf yardımcı oluyor. Biz burada kömür olmayana arkadaşlar birleşiyoruz, kömür alıyoruz. Evi olmaya atıyoruz, ev tutuyoruz. Devlet ne yapıyor bu konuda?